Kaldı Türkiye-Rusya tokuşması. Türkiye-Rusya tokuşması zaman zaman baş verir ve baş verecek. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında strateji emektaşlık, onların tarihi strateji marakları üstüne gelmir ve gelmeyecek. Ama periyodik olarak taktiki gelişler meselesinde Türkiye ile Rusya meyyan razılığı gelmeye mehkumdur ve gelecekler ve bu da Azerbaycan'ın faillerine uygundur. Kaldı Kuşa'da Türkiye konsolunun açılması meselesi. Bu bir beyannamedir. Beyannamede niyettir. Sözsüz ki orada konsol açılması çok ciddi bir hadise olacak ve buna ben taraftarım. Evvelce ben buna bir aydınlık getiririm ki Türkiye, Azerbaycan'da her bir güç kimi temsil olunacak resmen, yoksa yok. Ben hesap edilirim ki Türkiye, Azerbaycan'da her bir güç kimi temsil olunacak. Ama bu ne olacak? Rusya yavaş yavaş regionda geri çekilmekle, ya razılaşmakla ya geri çekilmekle Türkiye'nin Azerbaycan'a temsilcilerin mecburen razı olmaya mahkum olunacak ve olacak. Çünkü ceden siyasi prosesler, NATO'nun ve sivil dünyanın, eleci de bu bölge halkının inkişaf dinamikası, hareket istikameti Rusya'nın yanında değil. Rusya'dan uzakta. Tasavvur edin ki Kafkaz'da Ermenilere devlet yaratan Rusya, 210'ları besleyen Rusya, arkasını dolanan Rusya, bugün Ermeni halkı onun yanında olmak istemiyor ve doğru da edir. Ona göre doğru edir ki çünkü orada kan var, orada çörek yoktur, orada azadlık yoktur, orada insan layakati yoktur. Orada her zaman baskı var, her zaman kölelik var. Ermeni halkı da artık Rus'un kölesi olmak istemiyor ve alkışlanmalıdır. Azerbaycan halkı da hiç bak olmak istemiyor, bu da alkışlanmalıdır. Kaldı ki Türkiye ile Rusya'nın karşı durmaları, birincisi Rusya Türkiye müdahale etmesi, bu NATO'ya müdahale etmektir ve Rusya bu çok mağlubiyete sebep olabilir. Yadınızdadırsa bir teyare olayında bile büyük devletler Amerika Birleşik Devletleri ilan etti ki Türkiye'nin ahire kim müdafiye edecek. Rusya ona çok iyice danışıldı. Bugünden sonra da böyle olacak. Yani Türkiye 30 devletin her bir gücüyle müdafiye olmalı. NATO'da. Özünün her bir gücü bir yana, 30 devletin her bir ve siyasi gücüyle müdafiye olan devlettir. Ayrıca da bütün NATO devletleri bu statüse maliktir. Rusya ise en yakışı halde Lukashenko'nun desteğiyle müdafiye olan devlettir. Bunların dikkate almalı. Hatta Kazakistan bile Avrupa Birliği'ne Lukashenko meselesine göre sanksiye kabul edilmesinde Rusya'nın yanında yer almadı. Hatta Kazakistan Rusya'nın yanında olan devlet değil. Bakmayarak ki akademide eyni bir birlikte iştirak edilir. Ona göre de Rusya'nın Türkiye'nin karşı durması Rusya'ya maraklarına hizmet etmiyor ve etmeyecek. Ona göre de ben hesap edilen bir Rusya zaman zaman mevkilerini Azerbaycan'da ve Kafkas'a Türkiye ve NATO'ya vermeye mecbur edilecek ve bu proses gitmek üzeredir.